Sevgili meslektaşlarım, merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Sayın Cengiz Koksal Hocam'la birlikte mitral kapak ameliyatlarında guideline bilgilerini konuşacağız. Arkasından belki birazcık mitral yetmezlik ameliyatlarının detayını konuşuruz. Belki birazcık minimal invaziv konuşuruz. Ama önce hocamın sunumundan sonra hep beraber tartışmaya gireceğiz diye düşünüyorum. Cengiz Hocam, buyurun, söz sizindir. Herkese iyi akşamlar. Barış Hocam, teşekkürler. Ben evin Bodrum'undan sesleniyorum. Barış Hoca da Acerkent'teki Quadriplex dairesinin en alt katından sesleniyor size. Fark anlayın diye, kalite farkını diye söylüyorum, bağlantı farkını. Teşekkürler. Bugün mitral kapak cerrahisinde kılavuz eşliğinde ameliyat indikasyonlarını konuşacağız. Sıkıcı bir konuşma ama keyifli hale getireceğiz inşallah. Barış Hocam varken keyifsiz olması mümkün değil. Önce öneri sınıflamasına girmek istiyorum. Biz hepimiz biliyoruz, hatırlamak için sadece. Klas bir endikasyon kesinlikle önerilen, doğru, yapılması şiddetle tavsiye edilen bir öneri düzeyi. Klas 2A, evet, tedavi etkili. Kullanmanız tavsiye ediliyor, yapmanız tavsiye ediliyor. Klas 2B endikasyon ise hani önerilebilir, yapabilirsiniz. Hani yaparsanız bir sıkıntı yok ama yapmazsanız da bir sıkıntı yok. Bu konuda yeterli bir kanıt düzeyi yok gibi. Yani çok ortada. Bence hani yaparsanız da başınızı beladan kurtarmak için 2B endikasyon diyebilirsiniz ama çok ortada. Klas 3 ise hiç önerilmiyor. Peki kanıt düzeyi nedir? Kanıt düzeyi A çok güçlü. Randomize çalışmalar ve meta analizlerden çıkan bir sonuç. Kanıt B düzeyi biraz daha zayıf. Randomize olmayan büyük çalışmalar veya tek merkezli klinik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuç. Kanıt düzeyi C ise kişisel, bu konuda eksperlerin görüşleri ve bu konuda ciddi anlamda bir meta analiz veya şey yok. Multicenter çalışma yok. Zayıf bir kanıt düzeyi. Ben bunu şeye benzetiyorum. Kopernik Bologna'da demiş ki, demiş dünya düz düz diyorsunuz ama dünya düz değil. 17. yüzyılda sanıyorum. Bu bütün papazlar ve kardinaller ve Roma'da büyük infial yaratmış. Herkes buna çok kızmış. İşte din adamları oturmuş, toplanmış Roma'da. Bütün dünyadaki din adamları gelmiş. Oturmuşlar, karar vermişler. Demişler ki dünya düzdür. Kanıt düzeyi 1, öneri 1 ve kanıt düzeyi C. Dolayısıyla biraz buna benzetiyorum guideline, ama en azından bize yol gösteriyor. Her halükarda ve her şartta şunu biliyoruz. Guideline bize tedavi konusunda yol gösteriyor. Ama ne olursa olsun biz nihai sonucu, nihai kararı hasta, cerrah, klinisyeni oturup birlikte karar vermemiz lazım. Her hasta özeldir ve her hastayı özel yorumlamamız lazım. Guideline sadece bize rehber oluyor. Mutlak doğru değil. Tıpkı biraz önce Kopernik'in örneğinde verdiğim gibi. Peki nelere dikkat etmemiz lazım karar verirken? Gerçekten kapak hastasında semptomlar kapak problemine mi bağlı? Barış Hocam çok da benden daha iyi biliyor ki biz birçok akciğer hastasını uzun süre kapak hastası olarak takip ediyorlar. Dolayısıyla bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Yani bu nefes darlığı KOAH'a bağlı mı yoksa kapak problemine bağlı mı? Peki biz hastaya bir tedavi öneriyoruz ama beklenen yaşam süresi nedir? Hastaya yaşam kalitesi olarak ne katacağız? Bunları mutlaka karar verirken hesaba katmamız lazım. Acaba kendi haline bıraksak da böyle daha rahat mı olabilir, yoksa bizim yapacağımız girişim veya ameliyatın risk fayda oranı nedir? Mutlaka bunu hesaba katmak lazım. Ameliyathane ortamımız veya bizim tecrübemiz, hastanemizin tecrübesi, eko şartlarımız, acaba bu planlanan ameliyattan yeterli faydayı sağlayacak mı? Çünkü hiçbirimiz Tyrone David, Antunes veya Frank Wells değiliz. Dolayısıyla
guideline'larda 2A düzeyinde önerilen asemptomatik hastalarda kapak tamiri yapılan şey belki bizim için geçerli değil, belki sizin için geçerli değil. Dolayısıyla mutlaka onu hesaba katmak lazım. İyi bir ekocunuzun olması lazım vesaire. Bir sürü şartlar, yani lokal şartlar. Peki hasta sizden ne bekliyor? Hasta gelip hocam koltuk altından bunu yapın mı diyor. Bu hastanın beklentileri de çok önemli. Hasta ve hasta yakının. Dolayısıyla guideline'ı değerlendirirken mutlaka bunları hesaba katmak lazım. Bir 2017'de yayınlanan guideline çok basit olarak diyor ki mitral yetmezlikte semptom varsa evet buna müdahale etmek lazım. Nasıl müdahale etmek lazım? Her ne olursa olsun eğer biz kronik primer mitral yetmezlikten yani dejenetif yetmezlikten bahsediyor isek tamir etmek lazım. Tamir edilen hastaların yaşam kalitesi sağlıklı insanlarla aynı. Her ne olursa olsun kapak değişmiş hastaya göre tamir hastası her zaman daha avantajlı. Demek ki semptom varsa müdahale edeceğiz ve mümkünse tamir edeceğiz. Peki semptom yok. O zaman EF düşüyor mu? EF 60'ın altında mı? Ve en sistolik çap 45'in üzerine çıkmış mı? Yani ventrikül bozulmaya başlamış mı? Evet, semptom yok ama ventrikül bozulmaya başlamış. Cerrahi yapın. Ne yapın? Yine tamir yapın. Peki ventrikül bozulmuyor, EF düşmüyor, en sistolik çap büyümüyor, artmıyor. Yeni başlayan EF var mı? Ve sistolik pulmoner arter basıncı 50'nin üzerinde mi? Evet, 50'nin üzerinde ise yeni başlayan AF varsa ve siz bunu tamir edebileceğinizi düşünüyorsanız, tamir etme şansınız yüksekse yine tamir edin diyor. Semptomatik değil, EF gayet iyi, en sistolik çap gayet iyi, PAB'ı yüksek değil, AF değil. Gerçekten düşük riskte bu kapağı tamir etme oranınız yüksek olasılıklıysa yine tamir edin diyor. Tabii bu guideline'lar biraz önce bahsetmiştim. Lokal kaynaklar yani sizin becerinize, kliniğinizin altyapısına, minimal invaziv yapıp yapamadığınıza ve iyi bir ekocunuzun iyi feedbackler alıp almadığınızla ilişkili. Tekrar guideline'a dönüyorum. Yine bunlar 2017, biraz sonra 2020 update'i söyleyeceğim. Bir defa ne olursa olsun tamir edin diyor. Klas 1C ama biz biliyoruz ki tamir edilen hastalarda dejenatif MİE'de yaşam beklentisi sağlıklı insanlarla hemen hemen aynı. İkinci indikasyonumuz, semptomatik bir EF 30'un üzerindeyse evet buna mutlaka müdahale etmeniz lazım. Hep parantez açıyorum, mümkünse tamir etmek lazım. Hasta asemptomatik, semptomatik değil ama sol ventrikül bozulmaya başlamış, EF düşmeye başlamış, evet. 1B düzeyinde bu hastaya müdahale edin demek. En sistolik çap büyümemiş, EF 60'ın üstünde ama pulmoner basınç yükselmiş ve yeni başlayan EF var. 2A düzeyinde müdahale edebilirsiniz diyor. Bu benim için 2B düzeyinde. Ben halen bir kapağı, P2 prolapsus değilse %90-95 oranında %95 oranında tamir etme yetisine ve yeteneğine halen sahip değilim. Bunu minimal invaziv bahsediyorum. Dolayısıyla bir gün sanıyorum şeyle de konuşmuştuk, Kerim Çağlı'yla da konuşmuştuk. Benim EF'si bozulmamış, AF yeni başlamış veya AF demeyeyim de pulmoner basıncı 40-45'lerde olan takip ettiğim çok hasta var. Kapak tamir adayı. Ancak guideline'lar Tyrone David'e ve Antunes'e göre yazıldığı için 2A indikasyonu vermişler. Benim için 2A değil. Henüz o kadar cesur değilim. P2 prolapsus hariç. Peki yine EF düşük değil. Pulmoner basıncı yüksek değil. AF'si yok. Ancak fileyl bir segment var ve sol atrium büyümeye başlamış. Sol atrium büyümesi çok önemli bir indikasyon. AF'den önceki son durak. Yine siz yüksek ihtimalle bunu tamir edebileceğinizi düşünüyorsanız bu da 2A indikasyon. Eğer hasta semptomatik EF 30 ve 30'un altı ise ve siz yine bunu tamir edebilecekseniz medikal tedaviye de cevap vermiyor ise yine 2A düzeyinde tamir indikasyonunuz var. Bu primer MİE için, sekonder MİE için değil, altını bunun çiziyorum. Eğer hastanın EF'si 30'un altında medikal tedaviye cevap vermiyor ise
Lütfen bunları değiştirmeyin. Bu kapağı değiştirmeyin. Tamir ediyorsanız 2B düzeyinde tamir edin. Ama bunları değiştirmeyin 2B düzeyinde. Yani yapmazsanız iyi olur sözü. Artık böyle hasta grubu bulamıyor. Yani çok karşımıza çıkmıyor. EFS'i çok düşmüş ve primer MES olan hastayı çok karşılaşmıyoruz. Çünkü şu veya bu şekilde erkenden bu hastalar yakalanıyor. Bu hastalara mitra klip yapalım mı? Primer MES olup EFS 30'un altında. Eğer cerrahi riski yüksekse mitra klip 2B indikasyonu var. Yeni tabii guideline'larda bu biraz değişti. Peki kronik sekonder MED indikasyonlarımız nasıl? Primeri geçtik, şu an sekondere geçiyoruz. Sekondere geldik. Eğer sekonder mitral regürjitasyonu varsa hastanın, ileri MES'i varsa ve siz buna eşliğinde bypass yapacaksanız mutlaka bu kapağa dokunun. Ne yapın? İleride anlatacağım. Sekonder ileri MES'e beraberinde koroner bypass yapıyorsanız bu kapağa müdahale etmeniz lazım. Nasıl? Daha sonra anlatacağım. Eğer hasta semptomatikse ve ileri MES'i varsa, EF'de 30'un altında ise ve siz eşliğinde revaskülerizasyon yapacaksanız ve PET'te veya scintigraphy'de canlı doku varsa evet iki indikasyonla siz bu hastaya yine müdahale edebilirsiniz. Sekonder ileri MES'de bunun içinde doğru indikasyon var. Eğer revaskülerizasyon alternatifiniz yoksa yani revaskülerizasyon yapmayacak iseniz CRT dahil her şeyi denemişsiniz ve hastada EF30'un üzerinde ise İleri sekonder MED'de cerrahi olarak müdahale edebilirsiniz. 2B indikasyonla. Şimdi burada bir parantez açıyorum ve sekonder fonksiyonel MED'nin nedenlerini anlatacağım. Biz biliyoruz ki 1. dilate kardiyomiyopati, 2. iskemik KMP, bu hastalarda soy ventrikül büyür, EF azalır ve fonksiyonel MED olur. Ancak iki tane çok özel bir durum var. Birisi fonksiyonel atrial ileri MES. Bunun nedeni ise sol atrial genişleme, AFE sekonder olarak. Bu hastalarda sol ventrikül fonksiyonları korunmuştur. EF 60'tır. Ancak MES nedeni, ileri fonksiyonel MES nedeni AFE'dir. Demek ki AFE bazen neden, bazen de MES'nin sonucu olabiliyor. İkinci özel neden, sadece segmentel bir inferobazal veya postörobazal bir duvar hareket problemi vardır. Ona bağlı ileri MES vardır. Bu hastalarda da EF korunmuştur. Dolayısıyla bu iki grup hastada da yani fonksiyonel atrial ileri MES'de ve sadece segmentel postörobazal duvar hareket bozukluğuna bağlı sekonder ileri MES'de ikisinde de EF korunmuştur ve bunlarda da mitral yetmezliğe müdahale edebilirsiniz tamir şeklinde. Eğer ne olursa olsun hasta semptomatikse, revaskülerizasyon şansınız yoksa ileri mitral yetmezlik 30'un üzerinde bile olsa sizin bu hastaya çok fazla katacak bir şeyiniz yok bu hastaya müdahale etmekle. Endikasyon 2B. Yani cerrahi yaparsak hastanın yaşam süresini uzatmıyoruz arkadaşlar. İleride bahsedeceğim mitra klipten. Mitra klibin yaşam süresini uzattığı görülmüş ama revaskülerizasyon yapmayacağınız ileri fonksiyonel MES'de EF30 bile olsa dokunurken iki defa düşünün cerrahi indikasyon verirken. CRT'yi deneyin, başka alternatifler deneyin, medikal tedavi deneyin ama cerrahi her zaman bu hastalarda problemli. Bu hastalarda 2B düzeyinde mitra klip deneyebilirsiniz. Ancak bu guideline, bu bilgi yeni guideline'da değişti mitra kliple ilgili. Onu da size anlatacağım. Burada şimdi mitral darlığa geldik. Mitral darlıkta ameliyat endikasyonu. Mitral darlıkta guideline'lar biraz karışık. Bunun nedeni de maalesef romatizmal kapak hastalığı daha çok Orta Doğu ve gelişmiş, az gelişmiş ülkelerde görüldüğü için ve bizden de yeterince randomize çalışma, prospektif çalışma çıkmadığı için çok kısır bir guideline. Mesela bu guideline'da yine siz standart guideline'a baktığınız zaman müdahale indikasyonu olarak pulmoner arter basıncının istirahatte sistolik 50 ve üzeri olması öneriliyor. Ancak böyle değil. Birçok yayın diyor ki
pulmoner arter basıncı mitral darlığında, romatizmal mitral darlığında 35-40 bile bir threshold olabilir. Yani 35-40 bile olduğu zaman siz mitral darlığında müdahale indikasyonunuz var. Ama bunların hiçbirisi guideline'a girmiyor. Çünkü bizde bizden bu konuda çalışma çıkmıyor. Kabaca özetlersen 1.5'un altı kapak alanı ileri mitral darlığı demek. Hasta semptomatikse mümkünse önce balon valvuloplasti deneyin. Eğer Wilkins skoru 8 ve altındaysa, eğer balon valvuloplasti mümkün değil ise, anatomik olarak uygun değilse, Wilkins skoru uygun değilse bu hastalara cerrahi yapın. Cerrahi, hani Wilkins skoru 8'in altındaysa balon yapalım ama Wilkins skoru 8'in üzerindeyse bu hastalığı tamir edelim mi? En iyisi Antunes'ti benim gördüklerim içinde, ama mitral darlığında özellikle hani komisürotomi yapabiliyorsunuz uzun süre gidiyor, ancak romatizmal MY'de tamire çok inanan insan değilim. Onun dışında asemptomatikse eğer hasta, emboli riski varsa, bir defa emboli atmışsa, eğer hastaya egzersiz testi yaptırdınız ve egzersiz testinde hasta semptomatik oluyorsa yine müdahale indikasyonunuz var. Balon mümkünse balon, eğer mümkün değilse cerrahi. Artık çok balonluk hasta gelmiyor bildiğim kadarıyla. Bana gelen birçok hasta Wilkins skoru 9 ve üzeri. Ancak bunlarda biraz önce bahsettiğim gibi pulmoner arter basıncı 35-40 bile olsa bu hastalara müdahale ediyorum, ameliyat ediyorum. Kapağı değiştiriyorum sıklıkla, ileri MY ise romatizmal. Çünkü pulmoner arter basıncı 40'ın üzerine çıktığı zaman gelecekte hastanın beklediği fayda daha az oluyor ve yaşam kalitesini ve yaşam süresini, sağ kalım süresini ciddi olumsuz etkiliyor. Tabii bu konuda Barış Hocam'ın düşüncesini merak ediyorum, ama biz ne dedik? Dejenatif MY'ye de müdahale ederseniz, MVR yapacaksanız mutlaka kapak altı apareyi koruyun dedik. Ben mitral, romatizmal mitral kapak hastalığında kapak altı apareyi korumanın o kadar gerekli olduğunu düşünmeyenlerdenim. Antunes de böyle düşünüyor. Çünkü fibrozis, romatizmal ateşe bağlı fibrozis bütün miyokardı tuttuğu için siz kapak altı apareyi korumazsanız bile dejenatif MY'de olduğu gibi kalp kendini bırakmıyor. İki, papiller adele MVR sonrası kısalmaya devam edeceği için bir şekilde kapak altına yaklaşıp kapak altı açılımını olumsuz etkileyip stak kapağı neden olabilir. Kişisel düşüncem, romatizmal mitral kapak hastalarında kapak altı apareyi korumaya çok gerek yok. Şimdi biraz da guideline'larda mitral kapak darlığında 1.5'un altında hastalarda nedir indikasyon düzeyimiz? Eğer semptomatik hastalarsa balon indikasyonu var. Balon, eğer balon yapılamıyorsa hastalara ve hasta semptomatikse 1C düzeyinde mitral kapak cerrahisi hastalara yapın diyor. Ne olursa olsun kapak altı aparey çok uygun değilse bile semptomatik hastalarda kapak balon denenebilir, bu 2A indikasyon düzeyinde. Ancak balon uygun değil ise bu hastalara, eğer hastanın pulmoner arter basıncı 50'nin üzerindeyse şey denenebilir, cerrahi denenebilir. Yine aynı şekilde bahsettiğim gibi, yani çok şey, mitral darlıkta çok yeni bir şey yok. Romatizmal mitral darlıkta indikasyonda bir şey yok. Sadece dikkat etmeniz gereken PAB'ı 50 olmasını lütfen beklemeyin. Triküspid kapak, primer triküspid kapak patolojilerinde primer, izole, ameliyat indikasyonları nedir? İleri primer triküspid yetmezliği var ve siz başka bir kapağa da müdahale edecekseniz aort veya mitral, indikasyon 1C. Eğer hasta semptomatikse, primer triküspid yetmezliği, izole primer triküspid yetmezliği varsa ve sağ yetmezlik yok ise, yani tapsis 16 ve üzerindeyse, hastanın semptomları yok ise, karında asit, bacaklarda şişme, 1C indikasyon düzeyinde hastaya müdahale edebilirsiniz. İzole triküspid yetmezlikler için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer izole triküspid yetmezliği varsa, asit, bacaklarda şişme varsa ve medikal tedaviye rağmen bunlar gerilemiyorsa bu hastalara dokunmuyorum arkadaşlar. Çünkü ekokardiyografik olarak sağ fonksiyonları, sağ kalp fonksiyonlarını ölçmek çok zor.
faksa bakabilirsiniz, tapsiye bakabilirsiniz ama en iyi ölçek hastanın kliniği. Asit var mı? Ayaklarda şişme var mı? Ve bu medikal tedaviyle düzelmiyor ise bu hastalarda mortalite çok yüksek. Ben bu hastalarda işte triklipe verebilirsiniz. Mitraklibin triksüt için yapılan versiyonu. Ama ben bu hastalara cerrahi yapmıyorum. Ne zamanki sağ yetmezliğin olmadığını görüyorum, o zaman izole triksüt yetmezliğine müdahale ediyorum. Hatta bir ay boyunca pınar basıncı yüksek olmasa bile işte biraz afterload'u azaltmak için sildenafil türü bir ilaç ve diüretik veriyorum ve bir ay sonra hastayı tekrar alıyorum. Semptomlarda iyileşme varsa sağ fonksiyonlar iyi olduğu kanaatine getirip cerrahi programı alıyorum. Eğer hastada orta primer triküspit regürjitasyonu varsa, yetmezliği varsa ve başka bir aort veya mitral kapaktan dolayı müdahale edecekseniz, orta bile olsa yetmezliği, lütfen triküspit kapak yetmezliğine müdahale edin diyoruz. Eğer hastada sağ yetmezlik yok ama sağ ventrikül fonksiyonlarında bozulma hissediyorsanız, bozulma başlamışsa, izole primer triküspit yetmezliğine müdahale edebilirsiniz diyor. Bunun endikasyonu 2A. Demek ki izole triküspit yetmezliklerinde ve bütün triküspit kapak yetmezliklerinde sağ yetmezlik yoksa dokunabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz ve tercihen sağ torakotomi ile atan kalpte TVR veyahut da triküspit tamir bunlar için doğru seçenek. Peki sekonder triküspit yetmezliklerinde müdahale indikasyonları nedir? Hastaya başka mitral kapak ameliyatı yapacaksınız. İleri TYS varsa klas 1C indikasyon müdahale edin. Hastaya başka bir cerrahi yani kapak ameliyatı yapacaksınız. Hafif orta triküspit yetmezliği varsa sekonder ve anüs çapı 40'ın üzerinde ise müdahale edin. 2 indikasyon. İndikasyon 2A. Eğer hastaya bir şekilde vital kapağına dokunacaksanız ve hastada orta sekonder TY varsa, sağ kalp yetmezliği belirtileri de varsa 2B indikasyon dokunabilirsiniz. Yani dokunmasanız daha iyi olur tarzında. Daha önce mitral kapak ameliyatı olmuş, sağ ventrikül fonksiyonları korunmuş, sağ ventrikül disfonksiyonu yok ve sekonder ileri TY'si varsa, altına çiziyorum, sağ ventrikül fonksiyonları korunmuş, hastanın asiti veya bacaklarda şişliği yok ise, bu çok karşılaştığımız bir hasta grubu, özellikle mitral kapak ameliyatının 7-8 yıl önce olmuş hastalar bize izole sekonder TY ile geliyorlar. Bu hastalarda iki indikasyonla dokunabilirsiniz. Altına çiziyorum. Sağ yetmezliği yok ise. Peki hafif orta TY'lere dokunalım mı? Bu bizim 2016-15 yılında Anans'ta yayınlanan bir metaanalizimiz. Metaanaliz 2500 hastada ortalama yapıldı ve evet hafif orta TY bile olsa bu hastalara triküspitine dokunalım kararı çıktı. Peki ben günlük pratiğimde TY'yi eko, çok iyi eko yapan kişi bulamıyorsunuz arkadaşlar. Her ekoya güvenemiyorsunuz. Eminim Barış'ın pratiğinde de öyle, benim pratiğimde de öyle. Yani Gökhan, Alev her zaman etrafınızda olmuyor bu kadar iyi ekocular. Ben sağ atrium genişse triküspitine bakıyorum ve tamir ediyorum arkadaşlar. İngiltere'de Pepworth'te Frank Wells de öyle yapardı. Ekoyu ciddiye almaz. Sağ atrium büyükse mutlaka açar ve triküspit yetmezliğini için ring koyardı. İlginçtir, Alfieri'de biküspitizasyon yapardı ve onunla sonuçları da çok çok iyi biküspitizasyonu. Peki koroner anjiyografi kapak ameliyatı olacak hastalara hangilerini yapalım? Kardiyovasküler hastalık hikayesi varsa, miyokard iskemisinden şüpheleniyorsak, sol ventrikül disfonksiyonu var ve yaşı 40'ın üzerinde bütün hastalara biz mutlaka koroner anjiyo yapıyoruz. Bu Cox-Mace 4 için bir endikasyon. Diyor ki guideline, eğer siz kapak ameliyatı yapıyorsanız bu hastalara ve AFS'i varsa sol atrium çapına bakmaksızın 2A düzeyinde endikasyonla Mays ameliyatı kriyo ile veya RF ile yapın diyor. Bu yeni bir endikasyon,
Dolayısıyla çok ciddiye alıyorum. Çünkü mitral kapak ameliyatını biliyorsunuz, mitral triyoloji diye tarif ediyoruz. Mitral kapak ameliyatına müdahale ediyoruz. Eşlik eden triküspite müdahale ediyoruz. Sol atrial appendix'i bağlıyoruz ve mutlaka atrial fibrilasyon yönelik bir cerrahi yapıyoruz. Yani mitral dörtleme diyelim. Lütfen bunları unutmayın. Yani mitral kapağı tamir edip, mitral kapağı değiştirip eğer sol atrial appendix'i bağlamıyor, triküspite müdahale etmiyor ve eş zamanlı atrial fibrilasyona kriyo veya RF ile müdahale etmiyorsanız 1960'larda Lillay'ın yaptığı mitral kapak ameliyatından farklı bir şey yapmıyorsunuz. 60 yılda 70 yılda demek ki cerrahide bir şey değişmemiş anlamına geliyor. Çünkü Lillay'ın 1960'larda yaptığı izole MVR'lerin %20'si %30'u 5-6 yıl sonra konjüktif kalp yetmezliğiyle tekrar geri geliyordu. Dolayısıyla bu mitral dörtlemeyi önemsiyorum. 2010 yılında ACC'nin yaptığı guideline'dan sonra çok yakın bir tarihte sanıyorum 5-6 ay önce 2020 Focus Update çıktı. Focus Update ilginç bir update. Burada ACC'nin ancak içinde David Adams var. David Adams da Mitral Foundation'ın kurucusu ve sıkı bir cerrah. Bu bütün karmaşık şeye bakıp ben de bir şey anlamıyorum ama iki şey dikkatinizi çeksin istiyorum. Birincisi Mitral Regurgitation Referral Toolkit. Bu çok önemli bir tanımlama, sembolüyle önemli bir tanımlama. İkincisi de en altta görülen Comprehensive Valve Center, yani ehil bir kapak merkezi. Bunu çok önemsiyorum. Bunu ileride daha da anlatacağım. İnsanlar yayınlarda, son çıkan yayınlarda artık mitral kapak cerrahisinin, kardiyak cerrahinin bir alt grup, alt uzmanlık grubu olması gerektiğini iddia eden gruplar var. Bir mitral kapak cerrahi diye tanımlamalar var. Ve ben mesela Barış koroner bypass'ı midcap'le çok iyi yapıyor. Takdir ediyorum ama ben mitral kapak cerrahı olarak kendimi tanımlıyorum. Dolayısıyla bu Comprehensive Valve Center'ı önemsiyorum. Birkaç hazır sazı elime almışken birkaç konudan daha bahsetmek istiyorum. Mesela biz preoperatif yetmezlik derecesini derecelendirirken regurgitan volume'a göre değerlendiriyoruz. Eğer regurgitan volume 60'ın üzerindeyse arkadaşlar biz buna ileri mitral yetmezlik diyoruz. Ancak ben hem fonksiyonel hem dejenatif MR'lerde eko yapan arkadaşa şunu soruyorum. Bu ileri mi? Çok ileri mi? Şiddetli mi? Yani severe, massive and torrential. Massive'de 60-80 arası regurgitan volume, torrential'de 80 milimetre küpün üzerinde. Bunu şunun için önemsiyorum ve bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Biz de klasik, çok eskiden bize hocalarımızın öğrettiği şey şuydu. İleri meyil hasta geliyor, nefes darlığı var, hastayı alın, süzün, en iyi şartlarda ameliyat alın. Bazen böyle olmuyor. Hastanın yani 80'in üzerinde bir regurgitan volümü varsa, yani şiddetli, torrential bir regurgitan volümü var ise ki bunu size ekocunuz söyleyecek. Bu hasta asla süzülmekle yoğun bakımda düzelmiyor. Mutlaka ve mutlaka bir an önce ameliyat almanız lazım. Bu kavram bizim için yeni, inanın kardiyologlar için yeni ancak mutlaka kardiyoloğunuza sorun. Medikal tedavi verdiniz, nefes darlığıyla geldi, entübe ettiniz, ilerimeye biraz süzeyim bu hastayı idrar çıkarsın, en iyi şartlarda alayım diyorsanız ve regurgitan volümü 80 üzerindeyse asla hastayı ekstübe edemezsiniz arkadaşlar. Hızlı ameliyat almak lazım. Bu da naçizane benim gördüğüm önemli bir ayrıntı. Primer reş, bu yine Focus Update 2020'nin. Burada yine dikkatinizi çekmek istediğim şu okun altı. Yani burada Comprehensive Valve Center, yani iyi bir kapak merkezinden kastı, siz %95 ihtimalle bu kapağı tamir edeceksiniz. Bunu durable tamir edeceksiniz, yani kalıcı bir tamir olacak, uzun süreli bir tamir olacak ve bunu da %1'in altında riskle yapacaksınız. Yani herkes hepimizden bir Alfieri, bir Patrick Perry olmamızı bekliyorlar. Bu Comprehensive yani Heart Valve Center'ı oturdum araştırdım ama genel görüşü tamir olasılığı %85'in üzerindeyse tamir edebileceksiniz. Ve bunu da %2, %3 mortalitenin altında yapıyorsanız siz bu hastayı asemptomatik bile olsa, yeni AFS'i varsa, pınaya basıncı yüksekse alıp tamir edebilirsiniz.
Ve özellikle minimal invaziv yapacaksanız daha fazla sizin bu işlemi yapma hakkınız var. Onun için tekrar geriye gelmek gerekirse, onun için ben kişisel olarak büyük merkezlerde bu mitral kapak cerrahisinde uzman ekiplerin, uzman cerrahların yetişmesi konusunu çok önemsiyorum. Kişisel düşüncem her kalp cerrahı her şeyi yapamaz, bir şeyi mutlaka çok iyi yapar. O konuda da yoğunlaşması bence çok önemli. Bu da 2020 Focus Guideline'da çok ilginç bir şey. Bir tane içinde cerrah var, ACC'nin guideline'ı, American College of Cardiology'nin. Ancak bize ne yapmamız gerektiğini de söylüyorlar artık arkadaşlar. Diyor ki cerrah, eğer diyor non-rezeksiyon tekniğini kullanacaksanız, sadece PTF koyacaksanız diyor, sadece küçük, fokal bir file segment varsa bunu yapabilirsiniz. Forma fraste de belki bunu deneyebilirsiniz. Belki isol anterior leaflet de deneyebilirsiniz diyor. Eğer diyor triangüler reseksiyon yapacaksanız yine fokal bir anterior veya posterior leaflet de yapabilirsiniz. Sliding'i de lütfen forma fraste de veyahut da daha geniş ekses dokusu olan hastalarda yapın diyor. Yani artık bizim ne yapacağımızı, hangi tekniği kullanacağımızı da kardiyologlar bu konuda fikir yürütüyorlar. Sekonder ME için ama çok doğru bir şey söylüyorlar. Restrictive ring anüloplasti için diyorlar ki bazen anüler dilatasyon ileri safhadaysa diyor primer modalite tek cerrahi teknik olarak kullanılabilir diyor. Tekrar geriye dönüyorum. Ne demiştik hatırlarsanız? Fonksiyonel ME'de birincisi dilate KMP, EF'si düşük ancak İki neden daha var ki korunmuş EF'de anüler dilatasyona bağlı fonksiyonel ME olabilir. Birisi fonksiyonel atrial anüler dilatasyon, AF'ye bağlı bir ileri ME. Bunlar da EF korunmuş oluyor. Belki restrictive ring anüloplasti bu hastalarda çözüm olabilir. Veya isole posterior basal duvar anomalilerinde, duvar hareket bozukluklarında da EF korunmuş olur. Bunlarda da anüler dilatasyon varsa ring anüloplasti olabilir. Restrictive ring anüloplasti sadece anüler dilatasyon varsa tek başına kullanılır. Sıklıkla siz bunu ikinci bir şeyle destekleyin diyor. Sekonder korda veya üçüncü kordaları kesin diyor. Veyahut da diyor papiller adeleye bir şey yapın, ne yapın? Papiller muscle sling yapın diyor. Yani anterolateral ve posteromedial papiller adeleleri birbirine yaklaştırın ki koaptasyon artı ortaya gelsin. Veya papiller adele relokasyonu yapın diyor. Yani papiller adelelerden dikiş geçerek anülüsa dikin. Biraz diyor apexis'e doğru yaklaştırın diyor. Fonksiyonel ME'de asla tek başına restrictive ring anüloplasti yapmıyorum. İki papiller adele tekniğinden bir tanesini mutlaka kullanıyorum. Dolayısıyla şu en alttaki eğer fonksiyonel ME var ise lütfen tek başına restrictive ring anüloplastiği kullanmayın. Yeterli olmaz diyor. Bütün kordaları koruyarak MVR yapabilirsiniz diyor. Bunu diyor primer tedavi yöntemi olarak kullanabilirsiniz diyor. Biraz sonra bahsedeceğim. İleri MVR'de belki en doğrusu da bu. Şimdi bize bahsettikleri bu kardiyologların hani şu tekniği bu tekniği kullanın dediklerinin aslında kabaca şeması bu. En solda hep söylüyorum fibroelastik yetmezliği olan anülüsü küçük. Yaşı 60 ve üzeri, semptomları akut başlayan hasta. Bu hastaları asla rezeksiyon yapmıyorum. İki çift neokordayla bu hastaları hallediyorum. İki, yine fibroelastik yetmezlik, yalnız biraz daha ekses doku var. Bunlarda bir izole triangüler rezeksiyon yapabilirsiniz veya yine iki tane neokorda koyabilirsiniz. Form frust ekses doku çok fazla. Miksamatöz yani Barlow'dan bir önceki aşama. Peki bunlarda ne yapıyorum? Herkes sliding anüloplasti yapıyor. Ben folder plasti yapıyorum. Alfieri'nin yaptığı gibi. Mutlaka burada geniş bir rezeksiyon yapıyorum. Barlow'da ise folder plasti veyahut da anteriora iki çift neokorda koyuyorum. Şimdi sonuç olarak 2020 Focus Update ne diyor? Eğer diyor siz bir kalp kapak hastalıkları merkezindeyseniz kapak tamir edebileceğinizi bir defa bu hastaları diyor kardiyologlara sesleniyor özür diliyorum. Primer veya sekonder ileri ME var, cerrahi indikasyon varsa lütfen bunları
kalp kapak hastalıkları merkezine gönderin ve mümkünse minimal invaziv yapan bir merkeze gönderin ve kapak tamirinde ehil birisine gönderin diyor. Burada kardiyologlara sesleniyor. Yani ileride mitraklip birçok endikasyonları vesaireler gelecek, yeni yeni teknikler gelişiyor. Bizim Türkiye'de daha fazla kapak hastalıkları merkezine, kapak tamirinde daha ehil ve bu konuda özelleşmiş mitral kapak cerrahlarına ve ne olursa olsun bu işi minimal invaziv yapmaya ihtiyacımız var. İnanın gelecek 7-8 yılda çok abartı, dikkatinizi çeksin diye söylüyorum. Sternotomi ile mitral kapak tamiri yapmak suç kabul edilecek. Onun için lütfen elinizi minimal invaziv cerrahiye çok fazla alıştırın. Barış Hocam bu işin Türkiye'de öncülerindendir. O kadar tecrübem, o kadar bir serim yok ama bunun minimal invaziv yapmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Peki bu Focus Update'de ikinci sonuç nedir? Eskiden primer MY'lerde, ileri MY'lerde bu partner mitra klip NR ve partner çalışmasından önceki bunların sonuçları 2018 yılında yayınlandı. Primer MY'de önerilen mitraklip artık FDA onayı sekonder MY içinde aldı ve sekonder MY ileri MY için survival uzatıyor, yaşam süresini uzatıyor, hasta kalitesini uzatıyor. 2 yıllık yaşam süresi %46 gibi bir, yani %46 gibi bir oran, 3 yıllık ilaçla bu %70'lerde. Dolayısıyla sekonder MY'de mitraklip endikasyon aldı. Biraz fonksiyonel MY'den bahsedeceğim. Sol taraftaki çok randomize Nejim'de çıkan bir yazı. Bunun 2 yıllık sonuçları çıktı. Ve MY'de ne yapalım? Tamir mi yapalım, değiştirelim mi? Biz çıktığı zaman hemen buna Letter to Editor yazdık ve kabul edildi. Biz de dedik ki hasta seçimi çok önemli. Kemik MY'de ben ne yapıyorum veya ne öneriyorum ve guideline'lar ne diyor ondan bahsedeceğim. Bir defa iskemik MY'ye müdahale ediyorsanız mutlaka koroner bypass'la birlikte müdahale ediyorsunuzdur. Yoksa diğer türlü indikasyonu 2B. Ben fonksiyonel MY'ye izole ise gerçekten şartları çok zorluyorum dokunmamak için. Çünkü gerçekten fayda görmüyorlar. Siz koroner bypass yapacaksınız ve hastada orta MY'ye var. Yayınlar diyor ki dokunmayın. Katılıyorum. Çünkü orta MY'de sol atriyum bası çapı arkadaşlar 3,5. Ne kapağı görebilirsiniz, ne kapağı adam gibi ring dikişi yerleştirebilirsiniz. Biz çok fazla koşu yolunda ring değişensi görüyoruz. Çünkü rigid ring kullanıyorsunuz. Lütfen orta MY'ye koroner bypass yapıyorsanız fonksiyonel MY'ye dokunmayın. Peki orta ileri iskemik MY'se ne yapıyorsunuz? Bana böyle bir eko geldiği zaman ekocuma tekrar gönderiyorum. Gerçekten orta ileri mi? İleri mi? Orta mı? Orta ileri diye bana teyit geldiği zaman biraz sonra bahsedeceğim kriterlere göre tamir veya kapak altı apareyi koruyarak MVR'ye karar veriyorum. Koroner bypass yapıyorum. İskemik ileri MY. Hiç tereddütsüz MVR yapın diyorlar kapak altı apareyi koruyarak. Ben de aynısını yapıyorum. Bir defa siz orta ileri iskemik MY'de tamir yapacaksanız restrictive ring anüloplastiden bahsetmiyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim neler yaptığımızı. Peki orta ileri iskemik MY'ye var. Tamir mi, replasman mı? Editöre mektupta gönderdiğimiz gibi Nejim'de dikkat ettiğim kriterler. Tending alanı, tending mesafe, distal anterior liflet açısı, posterior liflet açısı, anülüs çapı küçükse asla dokunmuyorum, restrictive ring anüloplasti yapmıyorum. Regurgitanlar çok yerden mi geliyor? Multiple regurgitan jetler mi var? Dokunmuyorum. Interpapiller mesafe nedir? 0.9'un altındaysa dokunuyorum. Sferit indekse bakıyorum. Sovengil endiastolik çapına bakıyorum. 65'in üzerindeyse asla tamir etmiyorum. Canlı doku araştırıyorum. Yaşına bakıyorum ve bütün bu 10-12 kritere bakaraktan mitral tamir veya kapak altı apareyi koruyarak mitral kapak değişimine karar veriyorum. Orta ileri iskemik MY'de. Peki orta ileri iskemik MY'de tamir yapmaya karar verdim. Ring undersize tek başına asla yeterli değil. Alfiyerinin uç uca tamirini çok önemsiyorum. Hatta ilginç bir şey anlatacağım. Bir kardiyolog arkadaşım beni aradı. Cengiz dedi ya bu hasta mitraklip indikasyonu var. EFS 35 mitraklip alacak parası yok. Ne istiyorsun benden dedim. Aç dedi. Ring koymadan buna uç uca dikiş koy ve çık dedi.
ve mümkünse kalbi durdurmadan sağ torakotomi ile bunu yap dedi. Bence çok iyi bir alternatif. Yani bunu düşünmemiz lazım mitra klip bu kadar pahalıyken. Dolayısıyla ring undersize yapıyorsunuz ama beraberinde uç uça tamir, sekonder korda rezeksiyonu, leaflet augmentasyonu hiç yapmadım. Yapanları takdir ediyorum çünkü leafletler o kadar ince ki büyük beceri istiyor. Papiller adele relokasyonunu ve papiller adele silingi sıklıkla yapıyorum. Demek ki asla tek başına şey değil, restrictive ring anüloplasti değil. İskemik tekrar orta ilerimeye de ne yapıyorum? Ne zaman tamir? Kalıcı tamir kriterlerini tutuyor ise, yani daha önce bahsettiğim 12 kriter. Ve asla tek başına ring undersize yapmıyorum. Bu beni dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok uzun konuştum fark ediyorum ama bıraksanız ben 5 saat konuşabilirim. Durum bu. Topu Barış Hocam'a veriyorum. Teşekkürler. Barış, çoktum farkındayım. Hocam harika bir sunum yaptın. Vallahi söyleyecek çok bir şey bırakmadın ama vallahi bende bir notlar birikti. En azından fikrimi söyleyeyim. Sonra da hatta dur soruları almak için öbür telefona gideyim. Evet. Barış, ben sana bir şey soracağım abi. Bir şey sorabilir miyim? Fikrini almak istiyorum. Tabii. Koroner bypass yapıyorsun. Orta meyeye müdahale ediyor musun abi? Etmiyorum abi. Neden? Şimdi oradan mı başlayalım? Yok, ben bu konu, yani hayır, bu konuda fikrini merak ediyorum. Bu konu şöyle, bütün bu kardiyoloji kongrelerinde hep konuştuğumuz mevzu bu. Bunca yıl dedik ki bu hastalara bir ring koyalım. Ring de bu iş hallolsun. Bu iş ring de hallolmuyor bir. Çok güzel söyledin. Sol atrium çapı 3.5 olduğunda zaten ring falan da koyamıyorsun. Bu hastaların hiçbir şeyine bakmıyorum ben. Sol atrium büyümüş mü? Kesinlikle bypass yapacaksın. Bypass yaptın hastaya. Sol atrium büyümemişse hiçbir şey yapma. Büyüklükte sınırımız nedir abi? Çapı söyler misin? 5 üstü. Yani 4.5-5 üstü. Çünkü 5 üstüne çıkmazsa zaten bir şey görmüyorsun. Açık vakadan bahsediyorum. Boş ver. Yani bypass yapıyorsun. Evet, bypass evet. Artı mitral diye girdiğin zaman, yani şimdi ben zaten buna da karar veriyorum. Yani midcap yapacaksın hastaya. Bütün damarlarını midcap'le bypasslayacaksın. Ama eğer mitraline müdahale edeceksen eğer, o zaman sol atrium büyük olmalı. Evet, sol atriumda yani büyük sol olmalı. Ya, ona baştan karar vermen lazım. Yani sol atrium büyük, o zaman ben bu hastaya bir şey yapacağım ve de bypass yapacağım. Ama o bir şey, tek bir cerrahi var. Kapak altı aparatı koruyarak ve rigid, yani mekanik bir kapak takmak. Meyvere yapmak. Başka hiçbir şey değil. Yani rigid ring, downsizing, hiçbirine inanmıyorum. Bir de üstelik de şöyle inanmıyorum. Yıllarca bunu böyle yapalım diye konuştuk. Bir işe yaramadı yani. O yüzden hani bunu değişelim ama hiçbir şeye rezek etmeyelim. Anterior lifleti de, kapak altı apareyi de, anteriorda da, posteriorda da, her tarafta full koruyarak, yani ventrikül bütünlüğünü bozmadan, o sferisteyi bozmadan, bütün her şeyi koruyarak bir meyvere yapalım diyorum ben. Teşekkürler. Çok güzel noktalara şey yaptın, değindin. En baştan başlayayım. Şimdi nasıl değerlendiriyorsun ameliyathanede T'yi? Çok, yani ben bunu not almışım mesela, şimdi çok güzel şeylere değindim. Şimdi ameliyathanede T'yi şöyle bir şey. Ya benim bir mitral kapak ameliyatına karar verirken gerçekten çok 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 güvendiğim bir kardiyoloğa eko yaptırmadan izole mitral yetmezlik ise hasta, hani hem karar vereyim diye nasıl bir tamir yapacağıma, hem de ameliyat indikasyonunda karar vermek için çok güvendiğim bir kardiyoloğa gönderiyorum. Bu birebir başıma geldi. Çok güvendiğim bir kardiyoloğa gönderdim. Barış dedi bu hani biraz zorlu da bir tamir olabilir. Bunu mutlaka tamir et bu hasta. Bu arada da hasta da 2-3 kez pulmoner ödeme girmiş çıkmış falan filan bir hasta. Yani net endikasyon.
Ameliyattan aldık. Hasta zengin mi? Hasta zengin miydi abi? Zengin. Anladım. Yoksa sana gelmezdi. Fakir olsa bana gelirdi yani. Yani daha zengin olsa sana gelirdi. O yüzden bana geldi. Orta. O yüzden ameliyathaneye aldık abi. Full hazırladık yani. Buradan jugüler kateterini taktık. Double lumen entübe ettik falan. Torakotomi yapıp yürüyeceğiz. Gideceğiz, ameliyat yapacağız. Bir de preop eko yapalım diye. Eko yapıyoruz. Ekocu geldi. İki kardiyoloğun da ismini anmıyorum. Ama ikisi de çok sayın kardiyolog yani. Dedi ki, hocam sen bu hastayı ameliyat edecek misin dedi. Niye edeceksin dedi. Ya dedim, işte bu adam defalarca pulmoner ödeme girmiş çıkmış. Bana bu hastayı başka bir kardiyolog refere etti yani. İşte böyle şeylerle. Yani bence etmeyebilir misin acaba dedi. Neyi etmeyebilir miyim? Yok artık. Gerçekten anestezi altında hastayı değerlendirmek bu kadar fark ediyor. Nasıl kendime güvenerek o ameliyatı tekrar yaptım? Şöyle, ben Fanelman'ın yanında çalıştım 2006'dan itibaren. Ve Fanelman'ın bütün ekoları böyle çıkardı. Ve ben gittim, bu adam herhalde bir şakraban dedim yani. Yani bu adam, ameliyata giriyoruz. Eko'ya bakıyorum. ME yok. Yok yani. Çünkü adam kapalı mitral tamir yapacağım diye bu hastaları mitral kapak ameliyatına sokuyor. O yüzden çok önemli bir endikasyon. Kapalı mitral tamir, hasta full uyurken, entübeyken, W-men entübasyonunda bilmem ne de gördüğün değil. Hasta hareketliyken, hatta belki efor ekoda görebileceğin bir şey. Ve sen bu hastayı ne kadar erken ameliyat edebilirsen, yani AF'ye girmeden, PAP'ı yükselmeden, EF'si bozulmadan, o kadar fayda görüyor. O yüzden benim en önem verdiğim şeylerden birisi bu. Bir şey soracağım Barış. Bu konuya değinmene çok sevindim. Bir şey soracağım. Hiç kaç defa değişik tanımadığın kardiyologların eko golünü yedin? Yani Cengiz, ben sayısızdır golle, değil mi? Hayır, bu goller sayısız da ameliyat indikasyonunu koymak için ben gerçekten güvendiğim bir ekocuya gönderiyorum. Evet. Yani hani peki, hakikaten yani orada sürpriz olmaz. Yani şuna inanıyorsun değil mi? Yani güvenilir ekocu bulmak da çok zor Barış ya. Çok zor. Çok haksız zor. Mıyım abi? Çok zor, çok zor. Yani kliniğinde iyi bir ekocu olacak. Özel çalışıyorsan hastaya diyeceksin ki çok, yani bir defans gösteriyor. Şimdi benim iyi bir arkadaşım var. Ben seni ona göndereceğim. Ona göre ameliyat kararı vereceğim diyor. Ya yani işte diyor ki hasta, bak doktor gördüm, öbür doktoru kolluyor. İşte beni ona evet. da gönderdi, ona da gönderdi. Yani sıkıntılı işler ama yani bunun hastayı iyi bir manipüle edebilirsen, hani bu bir de bu onu çok güzel vurguladın. Acelesi olan bir cerrahi değil. Yani mitral, kesinlikle. Kapalı mitral kapak tamiri cerrahisi full elektif bir cerrahi. Yani bu hasta 6 ay dolaşabilir. Yani tamam 2 yıl dolaşmasın tabii ki. Ama 6 ay dolaşabilir. Hiçbir şey kaybetmez. Yani o arada senin de zamanın var. Bunu anlatacak zamanın da var. O da bir gitsin, gezsin, dolaşsın, gelsin yani. Yani öyle de bir dünya var aslında. Evet. Onu bulacak hastayı bul. Şimdi sekonder ME'ye geliyorum. Kesinlikle revaskülerizasyon yapmak lazım. Küçük atriyumda mutlaka, ben girişmiyorum artık bu işe. Yani downsizing'e hiç bakmıyorum. Bir şey yapacaksam da diyorum ki MVR yapacağım ben. Kesin MVR yapacağım. Başıma şöyle bir iş geldi. Bir tane hasta geldi. İleri MY'li. Daha doğrusu şöyle geldi. Eleidis total tıkalıydı. Sirkumfleksinde ciddi lezyon vardı. Ama benim kardiyolog arkadaşıma CTO yap benim LED'ime diye gelmiş. Mitraline de demişler ki 2 pozitif. Şehir dışından geldi. Başka bir Anadolu'dan bir yerden geldi. Ondan sonra benim arkadaşım da demiş ki, yani o kardiyolog, tamam ben bu LED'yi de geçerim. Sirkumflexide stent koyarım. Güzel. Bir eko yapalım sana demiş. Eko yapan doktor daha doğru düzgün bir eko yaptığı için, ileri MY'ye gördüğü için bana refer etti. Diyor ki İleri MY olduğu için ben bunu sana mitral kapak
ve revaskülerizasyon için veriyorum. Yoksa ben diyor bunun CTO'sunu da açarım, circumflexinde stenti koyarım diyor. Tamam mı? Bu hasta bana geldi. Bak, dramatik bir hikaye. Yok ama sonu iyi bitti de. Hasta geldi. Açık ameliyat yaptım. Lima ile yedi yaptım. Hatta belki bilateral yaptım. Circumflexine de bir tane bir şey koydum. Ondan sonra da mitraline meyvere yaptım. Yani kapak altı aparayı koruyarak meyvere yaptım. Sonra bu Malatya'dan gelmişti. Geri döndü bu hasta. Geri döndü. Abi bu hasta güzel bir şey kullanmamış. Endokardit olmuş. Endokardit olduktan sonra kapak stak oldu. Senjut koydum. Bir liflet stak oldu. Ve de oradaki doktor demiş ki sana endikasyonsuz mitral kapak ameliyatı yapmışlar. Çünkü buradaki endikasyonlara göre öyle bir şey yoktu. Velhasıl sonra o stak kapak da düzeldi. Ameliyatsız bilmem nesiz falan filan. Yerel mi hasta söylemiş iyi. Kardiyolog mu abi? Kardiyolog söylüyor. Kardiyolog. Çünkü kendi yaptığı ekoya göre yani orta MEE var. Hafif orta MEE var. Ama bana geldiğinde ileri MEE var ve gerçekten böyle bir hasta. Ondan sonra geri gitti hasta falan filan. Her şey düzeldi bilmem ne. Ama yani bu çok önemli. Yani revaskülerizasyona girecek hastadaki mitral kapak yetmezliğine karar vermek çok önemli. Çünkü yıllarca mitral kapak tamiri konuşan bir adam olarak bu hastalara sadece MVR olur. Yani bu bunun bir şey soracağım. Barış, bir şey soracağım. EF %30 stentlenmiş bütün koronerleri, ileri MYS'i var ve sana geldi fonksiyonel ileri MYS, EF %30-35, revaskülerizasyon indikasyonu yok, ne yaparsın? Çok zor işte, bu zor hasta yani. Zor hasta yani, o kadar MVR yapmak lazım. Yani tamir tutmayacak. Peki, müdahale eder misin? Müdahale eder misin? Ben etmemeyi tercih ediyorum. Yani bunlar medikal hasta. Yani ben etmiyorum bunlara. Şimdi şöyle de bir durum var. Eğer ventrikül toparladıysa kendini o stentlerle bilmem neyle ve o artık iskemik MY'nin oturmuş bir fonksiyonel MY'si ise, ya belki o çok alt grup bir hasta da tamir olabilir mi? Bir ring koysan yeter mi acaba? Düşünüyorum. Ona da geleceğim. Bir ring koymak yetmez. Onu çok güzel söyledin çünkü. Papiller adeleri geriye çekmek lazım ve o coaptation depth'ini artırmak lazım. Kesinlikle. Öyle bir şey yapılır mı? Bu hastada yapılır. Çünkü öbür türlü revaskülerizasyonun faydasını bekliyorsun. Yani lima ile ilgili yapıyorsun. Circumflexine koyuyorsun, evet, bir şey. Diyorsun ki yani burası biraz toparlar, buraya da bir şey yaptık diyorsun ya da yapmadık diyorsun. Genelde de yapmadık diyorsun. Hani yapmadık, bu evet, toparlar diyorsun. Çünkü hani öyle bir beklentin var ama burada bir beklentin yok. Revaskülerize etmemişsin. Her şey normal. Yok. Her şey normal. Ondan sonra o yüzden hani bu hasta grubu biraz arada bir hasta grubu bence yani. O yüzden belki yapılabilir. Bilmiyorum. Ya, ama ona da bir tane ring koymak yeterli olmaz. Çok güzel söyledin. Kalp damar cerrahı arkadaşımın annesi bir hafta önce geldi. Hastaneye yattı. Bunu hastayı Gökhan'a gönderdim. Eko'ya. Gökhan'a dedim ki ya Gökhan, bu hastanın MY'si orta mı? İleri mi? Biraz önce slide'da gösterdim ya. Aşırı ileri mi? Şiddetli mi? Yani ben şuna da inanıyorum. Biz regürüşten volüm 60'ın üzerine ileri diyoruz değil mi abi? Bunun fonksiyonu, çünkü iki defa akciğer ödeme. Ama iskemik MEE mi? Yani endikasyon başka. İskemik. Yani izole de başka, iskemik de başka. Hayır, bu iskemik. İskemik. Ama iskemik de yani sen regürüşten volümü 80-90 olan bir hasta olsa bu da ileri MEE değil mi abi? Çok. Ama bu hasta akciğer ödeminden çıkamaz. Yani dediğin gibi çok ortada ona, belki. Ona belki bir şey yapmak doğru yani. Onu hani evet, ben de öyle düşünüyorum. Sen de bir şey yapmak lazım. Bile. İşte aslında yani, belki özellikle redu falansa hani mitra klip endikasyonu olan hasta bu aslında yani. Evet, reduysa. Katılıyorum. Yani katılıyorum. Redu değilse ve çok
yani straightforward bir şey yapacaksan hani girip çıkarım ben buna. Efes kötü anladım da yine de hani böyle kısa bir iş yapacağım ben burada girip çıkarım diyorsan iyi. Ama girip çıkacağın da MVR yapmak aslında. Yani abi, orada ya arkadaşım bana dedi ki Barış lütfen dedi ring koymadan bunu 10 dakikan alır bir mitra klip parası yok dedi ya. Alfiye'li dikiş koyup doğru. Çıkar mısın dedi. Çok 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 güzel bir indikasyon. Yani bana da rasyonel cuk geliyor. Oturmuş. Yani işte böyle güzel kardiyologla öyle bir yoğun bir klinikte bu indikasyonlar evet. Olabilir yani. Bunun bir serisini evet. Yaparsan o da çok güzel yayın olur. O da ayrı bir şey. Dur bir dakika şeyi bitirelim. Evet. Şimdi mitral stenoza geldin. Pabı 50 bekleme dedin. Çok 10 numara bir hareket. Yani burada bizim hani bu bir eğitimse eğer konuşacağımız şey mitral stenoz aslında. Yani açık kapalı bilmem ne falan filan boş ver. Evet. Evet bizim toplumumuzda çok yaygın. Mitral kapak alanı 1.5'ün altına düşmüş. Ama pabı yükselmemiş. Ondan sonra emboli olmamış. Egzersiz sınırlı bir durumda. Ben bunlarda MVR'nin kötü bir ameliyat olduğunu düşünmüyorum. Kapak altı aparatında korunmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Özellikle hani bunun böyle löp diye koyalım, anteriörü posteriörü koyalım kesinlikle yanlış. Kapak altı aparat bozuk zaten. Hasta zaten yani. Senin onları temizlemen lazım. Full kireç ve her şey ventrikülü oraya tutuyor zaten. Tutmaması lazım yani. Orada da tam tersi iskemiktekini. O yüzden ona bir cerrahın karar vermesi lazım. Evet kapak alanını çok iyi ölçen bir kardiyolog olması lazım bence. Yani PAP'dan da öte. Çünkü PAP her şeyde değişiyor abi. Adam iyi diüretik alıyor. Susuz geliyor sana. Kuru geliyor. Ondan sonra bilmem ne oluyor. O dönem öyle. Ama ondan sonra semptomatik oluyor bir anda. Bir şey oluyor. Bir şey soracağım bu konuyla ilgili. Evet, son 3-4 yılda mitral darlığı nedeniyle tamir ettiğin hasta oldu mu? Yani o kadar erken hasta hiç. Geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Hiç abi hiç. Ben şeye inanmıyorum yani o komiserotomiye falan inanmıyorum. Komiserotomi olacaksa zaten balon mu ameliyatı olsun? Balon yapıyor aynen. Katılıyorum. Yani niye ameliyat olsun? Yani niye ameliyat olsun? Niye ben keseyim yani? Adam zaten kasıklarını balonluyor. Eğer idare edecek bir zamanı varsa çok güzel söyledin. O skorun altında 8'in altında kalıyorsa biraz idare etsin. Sonra gelsin kapağı değişelim yani. Başka da yapacak bir şey yok çünkü artık. Hani yapılacak hiçbir şey yok kapağı değiştirmekten başka. Evet. Bunu yapalım. Şimdi triküs bir kapak hikayesi çok ayrı bir hikaye. Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi medikal tedavi, ekocu, hasta kuru mu geldi, sana yaş mı geldi, iyi bir diüretik sonrası bir daha mı gördüm, bir şey mi yapalım? İzole T'ye benim hiç bulaşmak istemediğim bir hasta grubu. Yani kesinlikle hani redu da olsa bulaşmak istemediğim bir hasta grubu. Çünkü çok bela bir iş. Yani çıkamazsın abi. O hasta yoğun bakımdan çıkamaz. O yüzden bence primer işte yani, yani mitral kapakla bağlantılı T'ye'de bir şey yapacaksak hemen yapalım. Yani benim cerrahi endikasyon limitimin eşiğimin düşük olduğu tek hasta grubu bu. Mitral için girdim ben bu hastaya. Triküs biti geniş. Anüs çapı 4'ün üzerinde. T'yi kim değerlendirecek? Ne şartta değerlendirecek? Hasta dolu mu? Boş mu? Ne kadar diüretik aldı? Ne yaptı? Hiç kimsenin fikri yok. Sana söyleyeyim ameliyathanede T'yi yapıp da triküs kapağı göremeyen T'yici var. %100 katılıyor. Yani hangisi triküs kapak diyebilecek? Bu ben sana söyleyeyim çok sayın kardiyolog abiler yani. O yüzden onlara bırakılabilecek gibi bir iş değil. Sağ atrium genişlemiş mi? Genişlemiş. Açtın mı? Açtın. Şey yani böyle 4 santimin üzerinde bir anülüs var mı? Var. Koy bir renk gitsin yani. Yani bu o hastanın 10 yılını 15 yılını kurtaracak bir şey yani. Ve senin ameliyatın çok da fazla uzatmayacak bir şey. Uzatacaksa da uzatsın. Yani girmişsin oraya. Minimal invasif girmişsin zaten. Yapmışsın mitralini ne yaptıysan. Mitral değiştin mi tamir mi ettin her neyse. Ama triküsüpte karar verip yani baştan karar verip ameliyat uzadı. Triküsüpte bir şey yapmayalım boşver uzadı dememek lazım. Yani neyse
o karar başta kesinlikle yapılması ve de bir şey yapacaksan bence kesin ring koymak lazım. Hani ben o bir küspitizasyona falan filan inanmıyorum yani. Ring olmazsa bu iş olmaz yani. O formasyonu kullanmak lazım diye düşünüyorum. Regüsten volüm demişsin, masifse 60'ın üzerindeyse, 80'in üzerindeyse onları konuştuk. Kesinlikle fonksiyonel MY'de sadece ring mi kullanalım? Kesinlikle çok önemli bir mevzu. Şimdi fonksiyonel MY'ye bir ring koydun, 10 numara iş oldu. Bazen bence yeterli olduğunda da inanıyorum. Neye bakacaksın? Cooptation depth'ine bakacaksın. Yani o kapak böyle ucuca liflete kapanmadıysa eyvallah. Bir tane bununla ilgili bir şey yaptım. Papilleri alıp ringin anülüse doğru yaklaştırıyor ve depth'ini artırıyor. Sen de bundan bahsettin. Evet, evet. Yani relokasyon. Ya ikisini birbirine yaklaştıracaksın ya da onları anülüse çekeceksin. İşe yarayacağını düşünüyorum ama hani bununla ilgili bir tane yayın ve bir tane sunum izledim ben. Çok inandırıcı geldi bana. Ama çok da bilemiyorum yani. Bir de Barış şunu önemsiyorum ya. Fonksiyonel MEA'yı kontrol ederken introp mutlaka ben farmakolojik hipertansiyon yapıyorum. Yani biz dejenerat MEA tamirinde 80-90 yüzlü sistoliği görünce bakıyoruz yetkide. Ben 120'ye 130'u görüp ancak o zaman mutlu oluyorum. Ameliyat yani, esnasında yani. Ameliyat altında değil mi yoksa preop kararı verirken? Yok. Preop da öyle. Postop. Mesela ameliyatı yaptım. Mitral kapağı tamir ettim. Fonksiyonel MY. Postopuna bakıyorsun. Yok. Intropti'de ekocuyu çağırdım. Dedim ki ya ben bunu orta ileri MY'ydi. Tamir ettim. İşte bir takım kriterlere göre tamir ettim. Lütfen bak bakalım kaçak var mı dediğim zaman farmakolojik hipertansiyon yapıp sistoliyi 130 görünce bak şimdi diyorum. Çünkü 100 gördüğün zaman kaçırmayan fonksiyonel MY'ye 130'da ileri kaçırıyor. Yani. O da önemli. Ya işte bu en başta anlattığım hasta örneği zaten şu. Postopuna yani kardiyolog çağıralım dediler. Çağırmayın dedik. Ne ya adam dedi ki zaten başta ameliyat yapacak mısın bu hastayı? Yani bu böyle bir şey. Ama ben o hastaya postop eko yaptırdım. Sıfır kaçak dedi. Bana gönderen kardiyoloğa gönderdi. Süper bir iş yapmışsın dedi. Yani bu bambaşka bir iş. Yani hastayı anestezi altında değerlendirmekle şimdi preop planlama çok önemli bir iş. Bir de ne yapacağın da çok önemli. Preop ne iş yapacaksın? Biraz ona girdin ama bizim senin toplantıda da konuştuğumuz mevzu bu. Preop ekoyu izliyorsun. Evet, ben neokordayı çok seviyorum mesela. Ama ben mesela Izura P2 prolapsusunda şeyi triangüleri yapıyorum. Kuadrangüler rezeksiyon barlı olsa güzel oluyor. Bunları seviyorum. Yani bunu neokorda yapamadığın için mi yapıyorsun? Hayır. Yani ben oraya neokordaları da gömerim ama eğer doku fazlaysa, bulky ise ben bunun hala iyi olduğuna inanıyorum. Yani bunun da ikisinin birbirine üstünlüğü gösterilmiş bir şey değil açıkçası. O bir yüzden düzgün bir kooptasyon alanı sağlıyor Barış. Kooptasyon de çok önemli. Ve yani ama yüzeyi de güzel. Evet. Yani doku fazlaysa rezeksiyon yapabilirsin. Doku fazla değilse elbette hiçbir şey rezekte etme. Yani özellikle bu incecik bir liflet olur bilmem en gıcık kapak o yani. Aslında Barlow hep korkulan bir şeydi ama Barlow çok güzel abi. Kes dik yani. Kes dik. Sağlam doku. Orada dikiş koy. Evet. İncecik bir kapak var. Bir yeri prolebe oluyor. Fibrolastik triangüler yaparsın. Biraz fazla yapsan tenting olur. Tenting olsa o kapak kapanmaz. Anterior zaten oraya gelmez. Yapacağın hiçbir şey yok ki. Yani küfredersin. Yani. Kendine küfredersin. Tek şey kapağı değiştir. Üstelik de hasta erken bir hastaysa. Hani sen sadece onun için kapalı mitral kapak yapıyorsan daha da biter bir şey. O yüzden kapak tamiri ayrı bir şey ama bu senin yaptığın toplantıda bunu detayıyla süper konuştuk. Şimdi bana gelen soru var mı? Dur bakayım.
EF %30 RCAPD koroner tam tıkalı ileri kalsifik aort darlığı orta M'ye ileri T'ye afyon hastalığı yaklaşımımız ne olur? Ne olur abi söyle. Bir daha söyler misin abi? Şimdi EF'si düşmüş %30 RCA tıkalıymış. Aort darlığı var. Orta M'yesi var. İleri T'yesi var. Bir de AF'si var. Ne yaparsın bu hastayı? EF %30. Bir defa ileri aort darlığı olan. Yani buradaki bir daha hani duymamışsın diye. İleri aort darlığı var. Yani aslında endikasyon evet. Buradan başlıyor. Evet. İleri aort darlığı olan hastalarda orta, bazen orta ileri M'ye bile dokunmuyorumdur. Yeter ki anüler kalsifikasyon olmasın. Yani ben bu M'ye'nin yüksek soventikül hacmine ve fonksiyonel olduğuna dair MR alırsam orta M'ye asla dokunmuyorum. Ancak burada çok kritik bir şey var. Revaskülerizasyon yaptıktan sonra AF'ye bağlı bir triküspit yetmezliğini hem maze yapıp maze plus yani mitral açmayacağım için maze'i sadece pulmoner venleri üzere ederek yaparım. Artı atan kalpte mutlaka triküspite ring koyarım. Aortu değiştiririm mitrale dokun. Maze yapar mısın bu hastaya? Bak EF bu hastada yok. Mitrali orta değil, kaçırıyor ileri TYS'i var. Yani tam ablasyondan bahsediyorsun. M'ye dokunmuyorum ama sadece içeriden değil. Sadece pulmoner venleri izole eder. Yani dışarıdan pompadayken, bipolar yapıyorum diyorsun. Evet, pompadayken şeyi izole ederim, sağ tarafı izole ederim. Cross koyunca kaldırır kalbi sol tarafa, Marshall ligamanını oradan yaparım. Çünkü tamam. Eğer AF'si ise döndürebilirsin. AF'si var. Ama mitraline girmeyeceksin. Ya Barış, zor bir karar değil mi? Çok gıcık. Dışarıdan bu işi yapmayı korkuyorum çünkü appendix o kadar fresh. Abi yani bir de fragil bir doku abi. Stapler varsa çok güzel. Evet. Ama ancak çok şiddetli pahalı bir şey. Triküspiti tamir ederim atan kalpte. Eğer bu hastaya AF'den sinüse döndürebilirsek %5 EF kazanırız. Peki niye kaçırıyor bu triküspit? Yani EF bozulduğu için mi kaçırıyor? Yok, AF'ye sekonder. Evet. Gene de tamir ederim diyorsun yani. AVR'yi yaptıktan evet, sonra. Evet, ederim abi ya. Ederim abi ya. Birin çünkü atan kalpte ben bir küspitizasyon yapıyorum Barış. Bana kızma. Alfieri bunu yapardı. Ben bir küspitizasyonu herhalde Alfieri 10 dakika dikişini yapardı. Evet ya yani seviyor iş. Ben de seviyorum. Güzel. Yap müdahale ederdim ya. Yani. Süper abi. Yani ben de herhalde triküspite girerdim diye düşünüyorum. Ring koyardım. Mitrale ben girer miydin? Girmezdim asla. Ya bu aort stenozu olan hasta. Orta ile orta ileri M'ye var. Aort darlığı, sıkı bir aort darlığı. İşte doğru düzgün bir eko yaptırdım. Orada organik bir mitral problem var mı bir görmek lazım. Yani fonksiyonel yani organik mi değil mi? Tabii fonksiyonelse geçecek yani zaten. Ya bunu bir soru daha geldi ona bakıyorum o yüzden. Bunu şeyde gördük ya. İlk TAVI'leri yaptık biz. İlk TAVI'leri yaparken gerçekten gözümüzün önünde güzel bir TAVI yaptıysan o mitral yetmezlikten kayboldu. Geçti abi. Kayboldu yani böyle pat diye kayboldu. Yani o yüzden de işte kardiyologların yaklaşımı da değişti. Hatta ben onlarla böyle şakalaşıyordum. Yani işte böyle bize bunları değiştir diyordunuz, ring koy diyordunuz, ne oldu falan. İşte bak hemen kayboldu. Onlar ona inanmıyordu çünkü. Yani orta M'ye var, bunu da bir ring koy falan diyorlardı mesela. Öyle bir şey yok. Mitral halka artı alfieri için ne dersiniz? Ben çok sık yapıyorum. Çok sık yapıyorum. Yani alfieri de zaten artık hani alfieriye mutlaka mitral halka eklemek istiyor yani. Evet. Değil mi? Fonksiyonel hatta miyede yani minimal invaziv yaptığım için çok primitif dönemlerinde minimal invaziv yaptığı için biz bunlara renk koymadık ama hani daha bu işler oturdu artık
her şey stabilken mutlaka bir ring de koyalım diyor diye bir sunumunu ben izledim. Belki sen çok daha yakından tanıyorsun. Öyle midir? Ya Barış, ben 23 yaşında Barlow hastasını minimal invaziv yapıyor. Alfieri minimal invaziv sevmezdi ve minimal invaziv yaparken sürekli küfrederdi. İtalyanca küfrettiği için ana baba kime küfrediyor bilemiyordum tabii ama sinirliydi, ayağını vururdu. O ellerle alakalı. Ellerle 20... biraz steril olduğu için gitmedi. 23 yaşında Barlow'a ilk seçenek Barış. A2, P2, H2, H yapıp ring koydu ve çıktı. Ring koyduysa eyvallah. Yani ring koydu. Ve ilk seçenek şey yaptı. Ben çok sık kullanıyorum ucuca tahmini. Güzel. Yani Mitra klibi SGK o parayı hepsini vermiyor. Bez malem alıyor. O kadar pahalı bir teknoloji mi? Alıyorlar abi. Pahalı veya değil ama bu konuda firma Abbott asla geri adım atmıyor. Şimdi Mitra neredeyse klip. Neredeyse bütün ücretini alıyor aslında o zaman. Yani büyük kısmını. Mitra klip fonksiyonel, ileri MY, düşük EF, bu Mitra PRV partner çalışmaları 2018 yılında gerçekten sağ kalımı bir miktar arttırıyor. Ancak eninde sonunda hepsi palyatif. Yalnız yeni bir şey var. Şimdi Mehmet Ali abiler başlayacak şehir hastanesine. Tendine geldi. Yani transapikal MVR. Transapikal MVR. Tendine geldi. Onu çok destekliyorum bence yani. Evet. Mitra klipten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tendine geldikten sonra Mitra klipin pabucu dama atılacak ama Mitra klip FDA fonksiyonel MVR'de yeni onay aldı. Şöyle, Mitra klip yapılmış, 3 tane hasta ameliyat ettim. EF45-50 iken yapmışlar. Çünkü bu hastalara diyorlar ki PR'da, biz bunu kasıktan girip hallediyoruz. Hasta kardiyoloğa geliyor, EF50, cerrah refer etmiyor. Mitra klip koyuyor. 3 tane böyle hasta ameliyat ettim. Ve Mitra MVR'de şansını, yani Mitra plasti şansını yitiriyor değil mi? Kesin yitiriyor çünkü o kadar entegre oluyor ki söküp atıyorsun ama kardiyologlar bunu abuse ediyorlar, kötü kullanıyorlar. Kardiyolog senin, ne yapmış? Ya kardiyolog Mitra klibi %45-50 olan EFS hastaya, ileri MYL hastaya yapmış. Çünkü kardiyologun hasta, yapmaması lazım. Ben kesinlikle bu mitral kapağı kardiyologun bulaşmaması tarafındayım yani. Kesinlikle. Çünkü cerrah olarak sen diyorsun ki ben minimal invaziv cerrahi biliyorum. Ben senin kapağını bu ventrikül fonksiyonlarıyla mükemmel tamir ederim. Önüne de 30 yıllık, 50 yıllık bir yaşam beklentisi koyarım diyorsun. Öbür türlü de bir hasta var. Gerçekten hani redo bilmem ne, EF %25 falan filan ameliyat mortalitesini alamayacaksın. Ben sana mitra klip yaparım diyorsun. İkisini de yapıyorsun çünkü. Yani birisinin bir şey yapması için bütün modalitelerin elinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben aynı şeyi TAVI için de düşünüyorum. Yani TAVI kararını cerrah vermeli. TAVI mi yapayım? Minimal invaziv aort kapak mı yapayım? Açık aort kapak mı yapayım? Buna karar verecek kişinin bunların üçünü de yapması lazım. Tendine Türkiye'de kalp damar cerrahlarının domine kontrolünde olacak ki bu konuda Mehmet Ali abiye, dernek başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır çünkü çok güçlü her anlamda ve sağ olsun bu konuyu cerrahların elinde tutuyor ama Tendine'le herhalde bir basamak daha atlayacağız değil mi abi? Ben kesinlikle inanıyorum çünkü bu tür şeyler yani mitra klipler işte bu ringler kasıktan girilen bilmem ne falan çok emin olamıyorum. Senin çok tecrüben var, çok güzel işler yapıyorsun, görüyorum biliyorum. Her şeyi yani şey yapıyorsun, böyle bir serim var bilmem ne ama ya o zaten cerrahi endikasyon bu hastaları MVR yapmak. Yani endikasyonu o. Evet. Hani zaten açıkta tamir etme diyor. O yüzden eğer bunu kasıktan girip MVR yapıyorsan daha iyi olacağını düşünüyorum o yüzden. O zaman ben kopuyorum. Cengiz Hocam. Eyvallah abi. Herkesin başını ağrıttık. Yok abi, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Diyenlere çok teşekkür sağ ol, ediyorum. Seni gördüğüme çok sevindim. Dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir şey soracağım. Ben de teşekkür ediyorum.
Teknenin boyu kaçtı şu an içinde olduğun teknenin Barış? 10-22. Hayır. Erkekler, bir arkadaşlar bilsin diye söylüyorum. Hocam saygılar, iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.